Allah benim. Sana da eyvallah Tuğ. Ben evvela zindanı kontrol edeceğim. Keşiş Kamar hayattaysa orada olabilir. Siz de aşağıda güvenli bir yer bulup mevzilen. Mezarına hoş geldin Alpaslan. Evdokya nerede? Evdokya mı? İnkar etme. Onu senin kaçırdığını biliyorum. Ben kimseyi kaçırmadım. Ağız birliği etmişsiniz. Karargâhta Yinal da aynı şeyi söyledi. Sana Evdokya'yı kaçırmadım derim. Aç kapıyı Yiğit ve çık karşıma. Karşına çıkmak benim için de büyük zevk. Ama önce söyle. Evdokya nerede? Kimseyi kaçırmadım derim. Anlamaz mısın? Yalan söylüyorsun. Ama şanssız günündesin Alpaslan. Liparitleri bekliyordun. Karşına ben çıktım. Şüphesiz şu an nerede olduklarını merak ediyorsun. Kadınlarınızı zevkle öldüreceğine eminim. İstediğim cevabı vermediğin takdirde de bu zindanda çürüyüp gideceğine. O yüzden son kez soruyorum. Evdokya nerede?
Sana bilmem ne yap. Hatunlarımızdan birine de izah verirsen sana bunun bedelini ödetirim. Ödetirim. Bol şans Alparslan. Açık kapıyı. Benim ödemi yerine çalışın. Ölümün vebadan değil. Elimden olsun isterdim ama şartlar böyle gerektirdi. Elveda Alparslan. Liparitlerin kadınlarınızı zevkle öldüreceğine eminim. İstediğin cevabı vermediğin takdirde de bu zindanda çürüyüp gideceğine. Sakın sizden akıllı olduklarını düşünmeyin. Ama çok zalim olduklarını bilin ve ona göre düşünün. Zalimler hep akılsız mı olur? Bazıları. Ama bazılarının aklı da zehir gibidir. O akılla kurdukları zalim oyunları da insanlara zehir olur. Hatta sadece insanlar olsa. Hayvanlara da mı? Öyle, öyle. Mesela vebaya yakalanmış bir insanı farelere yem edip sonra da o fareleri vebayı yaymak için birer silah olarak kullanmak hiç aklınıza gelir mi? Ha? Gelmez dedim. Ama işte kârı zulüm olan küffarın aklına gelir. Işığın bile girince çıkamadığı zindanlarda tutarlar o fareler. Hiç mi çıkış yok? Var aslında. Ama biraz uğraş gerek. Nasıl? Bu kâfirler öylesine zalim ki vebalı olan insanlar, fareler daha fazla yaşasın ve bunların işine daha fazla yarasın diye bunlara arada bir aş verirlermiş. Ha. Bu aşı verirken içeriye girmeden, onlara değmeden vermek için zindan duvarını örerken arkaya gizli ayrı bir gözdağı yaparlar. Sen bunca şeyi nereden bilirsin? Gavura duvar ustalığı yapmışlığım var Alparslan.
Allah'ım sen yardım et. Korkmayın, ben sizi korurum. Kılıcın da güzelliğin kadar keskinmiş. Merak ettim. Kimsin sen? Sana bu yaptığının bedelini ödetecek kişiyim. Bu güzelliğe yazık olacak doğrusu. Akça kızım! Babam Evdokya ile evlenmemi istiyor. Bunu biliyorsun. İçlerinde Evdokya'nın nerede olduğunu bilen biri olabilir. Sana yerinde kalmanı söylemiştim İvan. Yarın yaylaya birlikte gideriz değil mi benim? Yok, benim evvela Vaspurakan Kalesi'ne gitmem gerek. Neden? Ne işin var orada? Liparit'in oğulları, İvan Larati. Onların nefesini kesmeden bize rahat yok. Onlar için gideceğim. Ne sanmış? Bana bir şey olmayacak Allah'ın izniyle. Çakalmanos onlardan kurtulmayı herkesten çok istediği için kaleye gidişte yolumuz açacaktır. Kaygı. Alparslan. Alparslan şu an sizi kurtaramaz. Çünkü şu an o bir... Ölü. Evdokya'yı ben kurtaracağım Rati. Diyojen değil. Onun kahramanı ben olacağım. Pekala. Dediğin gibi olsun. Bakalım Evdokya'nın nerede olduğunu bilen var mıymış? Hmm.
Şimdi hepinizin sadece bir hakkı var. Evdokya'nın nerede olduğunu söyleyen nefes almaya devam eder. Söyleyemeyenlerse ölür. Para boyun eğecek değiliz kardeşler. Vurun yoksa öldürürüm. Durduğun kabahat. Haydi öldür. Ne zaman öldüreceğimize biz karar veririz. Evdokya nerede? Sen söyle. Ben tanımam etmem. Gücümüz hatunlara mı yeter? Sonsuzlar! Birazdan sana da soracağım. Sabırlı ol. Yalnızca tek hakkınız olduğunu hatırlatırım. Sen. Akıllı birine benziyorsun. Sakın! Sen söyle. Sakın ona dokunma! Sakın! Evdokya nerede? Onu nerede saklıyorsunuz? Obada mı? Rey sarayında mı? Nerede? Ben yemin ederim bilmiyorum. Bilmiyorum. Sakın ona dokunma. Sakın! Sen ne yaptın Sönüş? Lanet olası kadın. Bir adım daha atayım deme. Şayet bizden birine daha dokunacak olursan... ...kardeşin ölür.
Artık seni kurtaracak bir alpaslan yok. Kendisi zindanda ecelini bekliyor. Eğer onunla aynı cehennemde buluşmak istemiyorsan sakın bağırma. Şimdi söyle. Evdokya nerede? Sana kaç kere söyleyeceğim Tanrı'nın cezası. Bilmiyorum. Madem ölmekte ısrar ediyorsun. Dur! Askerlerim sana bunun hesabını soracak. Askerlerin senin bu halde olduğunu asla öğrenemeyecekler. Cenaze konuşmanı bile hazırladım. Saygıdeğer Tekfur, Katakallon, Kekamennos'un ölümü bizleri derinden sarstı. Ama bunun intikamı Türklerden alınacak. Peki ya Kaiser? Onu nasıl ikna edeceksin? Elimde ölmekte olan Alparslan ve 4 Alp'i var. Lanet olsun ki onları seni öldürdükten sonra yakalayabildim. Nasıl hikaye? İkna edici değil mi Tekfur? Kurtar beni! İstesen de kaderinden kaçamayacaksın Tekfur. Beyimizin başına bir hal gelmiş olmasın. Sağ mıdır değil midir? Ağzını ayrı açası ne var? Onun canı sağ ki bizi burada tutarlar. Beyini öldüren alplarını ne diye sağ kosun? Doğru. Siz de beyinizde şimdilik hayattasınız. Çok şükür. Ama unutmayın. Sadece şimdilik. Alparslan için canınızın kıymeti neymiş? Öğreneceğiz. Yine. Korkmayın. Eğer beyiniz Evdokya'nın yerini söylemez söyleyeceksiniz. Alparslan'ı temas etmeden getirin. Ama efendim veba... Korkacak bir şey yok asker. Konstantinopol'deki büyük salgında deneyimledik. Vebayı bulaştırması için önce hasta olması gerekiyor. O yüzden gözetleme penceresinden bir kelepçe atın. Alplerini görmek istiyorsa kelepçesini taksın, getirin. Emredersiniz efendim. Bırak kardeşimi. Kimseye dokunmayacağım. Sana bir adım daha atma dedim. Tamam, tamam. Sakin ol. Adamlarını topla, defolun gir buradan. Kardeşim? Onu sonra salacağım. Saçma! Onu öldürmeyeceğine nasıl emin olabilirim?
Beni hiçbir kadın öldüremez Rati. Kes sesini. Düşündüğümden de sertmişsin. Yaşamasını istiyorsan bana güvenmek zorundasın. İşimiz defolun buradan. Başka bir teklifim var. Teklif sunacak durumda değilsin. Şşş, dinle. Dediğin gibi buradan gideriz. Ama madem kardeşimi bırakmak istemiyorsun, o zaman sen de bizimle geleceksin. Ya kardeşimi şimdi bırak, ya da bizimle gel. Bence hiç düşünme. Bizimle gelmelisin. Sakın! Sakın Akça! Kızım! Sakın gideyim mi öldürürler seni! Akın Ayalı'yı hekime yetiştirin Serşan Ana. Akça! Akça gitme kızım! Gitme derim Akça! Yapma Akça Hatun, gitme! Gitme! Sen önümden. Akça Hatun, ben de geleyim, yalnız gitme. Sadece o. Akça Hatun! Akça! Akça kızım gitme! Gitme derim sana! Ne? Siz önümüzden, biz arabayla arkamızdan geleceğiz. Eğlenceli bir yolculuk olacak. Değil. Bu nasıl olur? Kaçmış. Kuşatma kulelerimizi servi zakkum gibi tutuşması zor olan ağaçlardan inşa edeceğiz sultanım. Küçük mancınıkların tahribat gücü hafif olsa da ard arda hızlı atışlarla burçları dövecek. Ama asıl mühim olan burçların en kuvvetsiz üç noktasını daha kuvvetli vurmaktır. O büyük mancınıkları da imala hazır ettiğimiz vakit huzura sunacağız inşallah. İnşallah Üstad Biruni. Varlığınız bizim için çok kıymetli. Aklı ve ilmi ardına alan bilek cenk meydanının muzafferidir evvelallah. Biz de Hasan Bey ile tebdil vaziyet Vaspurakan civarına keşfe çıkacağız. Allah-u Teala çıkacağımız bu kutlu seferi muştu ile, zafer ile neticelendirsin inşallah. Amin. Elinde o hança olmadan da görüşeceğiz Akça Hatun. Bunun hesabını sormayacağımı sanıyorsun. Yanılıyorsun. Kes sesini. Halkını kurtaracak kadar zeki, kendini ateşe atacak kadar aptal. Kimsin sen? Hangisi? Sabret. Kaleye gidince kim olduğumu anlayacaksın. Asker! Asker! Asker!
Ne oldu burada? Alparslan kaçmış. Yüzbaşı Diyojen'e haber vermemiz gerek. Tamam, hadi çabuk. Demek siz de Evdokya'nın yerini bilmiyorsunuz, öyle mi? Alparslan kaçmış efendim. Oradan nasıl kaçar aptal herifler? Çekil! Kurdun kafese kapatılamayacağını bellemişsinizdir gayrı. Sen de kurdun yoldaşını yolda bırakmayacağına belli o vakit var. Beyim. Beyim. Beyim sensin. Şimdi konuşma vakti değildir. Tez buradan çıkmamız gerek. Lanet olsun! Biriniz bana derhal Alparslan bu zindandan nasıl kaçtı? Açıklasın derhal! Görmedik efendim, bilmiyoruz. Askerin sesine koşup geldik. Hangi askerin? Yukarıda size haber verirken yanımızdaydı efendim. Mahkumların yanında kalmış olmalı. Alparslan! Ya! Beyim, çözülmez bu. Şimdi gelirler, siz gidin. Tekinizi dahi yardımda bırakmam derim artık, anlamaz mısın? Diyojen ardına askerleri katmış gelir. Beyim bırak bizi. Siz avarla kurtarın canınızı. Haydi. Beyim, şimdi gitmezsek kardeşlerimizi hiç kurtaramayız. Küfar kalabalık gelir beyim, haydi. Haydi beyim, gidin. Yüksek değil. Önden sen gir, ben ardını kollarım. Açın şu kapıyı. Beyim haydi. Tez git. Kalırsan hepimiz ölürüz. Beyim gitmemiz gerek, haydi. Gitmemiz gerek. Haydi beyim. Ben elinde değilken sizi öldürmez. Ama canınızı yakacaktır. Sıkın dişinizi yiğitlerim. Çekip alacağım sizi buradan. Eyvallah beyim. Haydi beyim. Acele et. Beyim.
Haydi. Benden kaçamayacaksın. Almazsan. Lanet olsun. Peşlerine düşün hemen. Kaleden çıkmayacaklar. Emredersiniz efendim. Ayılırlar beyim. Evvela kapıyı açalım. Sonra atları buluruz. Diğer sızanlar ayılmadan çıkalım şu kaleden. Alparslan! Benden kaçamayacaksın. Çok sıkıcısın. Bir yolda sohbet ederiz sanmıştım. Kes sesini. Rahat dur. Dukas'la yakından alakadar olun. Gözünüzü üstünden ayırmayın. Ferzat, Dukas'ı gözetir beyim. Ferzat'a itimat etmem. Dediğim yap. Alparslan Bey geldi Vali Hazretleri. Hayrola yeğenim? Tez yayla kervanımıza yetişmemiz gerek. Küffar baskın vermiş, canları zordadır. Beyim, Kaleoğlu'nun alt tarafından bir Bizans birliği geçti. Yanlarındaki arabada bir Türkmen hatunu vardı. Türkmen hatunu mu? Canı zordaydı belli ki. Bir kafirin boğazına hançer tutardı. Sabret. Sabret Aska.
Bakın burada kim varmış. Alparslan. Diyojen'in senin hakkından geldiğini düşünmüştüm. Yanılmışım. Beyim. İkiniz de delisiniz. Benden daha deli. Tek başınıza bize kafa tuttuğunuza göre. Kervandakilere ne yaptın? Geri kalanlar nerede? Bu görkemli karşılama töreninden etkilendiğimi itiraf etmeliyim. Ama bence diğerlerini değil, kendini düşünmelisin. Vaktim yok. Çekil önümden. Vaktinin daha da azalmasını istemezsen evvela hatunu salacaksın. Sonra seninle ayrı hesaplaşacağız. Canını bağışladığım o insanlara karşılık hatun benimle gelecek. Senin de canını bağışlamamı istiyorsan uzatma, çekil önümden. Beyim, benim için kaygı gütme. Kaleye döndüğümde canımı nasıl kurtaracağımı bilirim. Vay, hem cesur hem hayalperest. Kardeşin yaralıları bilirim. Bu defa ölmesini istemezsen hatunu alıp gitmeme müsaade edeceksin. Keyifli bir hal almaya başladı.
Akın Hayatın çok derin bir yara almış. Evvela kesip yarayı içeriden dikmek icap eder. Bana tunç bıçak ve gök yakıt lazım. Hemen Hürriye Hazretleri. Beyim, uzun bir müdahale olacak. Ben gerekeni yapıp size haber vereyim. Peki Akın Hayatın iyi olacak değil mi? İnşallah beyim. İnşallah. Haydi hatun. Gidelim. Kendine geldi mi beyim? Biruni Hazretleri, tedavi zor olacaktır. Yarayı işten dikmek icap eder inş. Kadınlara, çocuklara saldırmak ne demektir? Hiç mi utanmazlar? Bir asker her şeyden evvel şerefli olmalıdır. Bunlar değil asker, insan bile olamaz. Ben Vasprakan'a varıp karargaha gideyim. Vaziyete göre bir tertip kurmak icap edebilir. Kızım. Sen de var git otağına, dinlen biraz. Çok korkmuşsun. Balanıza bir hal gelmesin. Gel hatun. Gel. Sen iyisin de balamız da iyice midir? Hisseder misin? İyi. Hareketini hissederim. Çok şükür. Evladıma bir hal gelmemiş. Karaca, korkma. Gayrı geçti. Tamam Karaca. Tamam, geçti Karaca. Geçti. Akınaya nadir ayetliler, kuvvetliler. İyi olacak. İyi olacak inşallah. İnşallah. Gökhan Menos'un varlığına güvenip kaleye girecektin, öyle mi? Tertibimi öğrendiler. İmdik Gökhan Menos'u tutsak etmişlerdir. Bu haldeyken sana nasıl yardım edecektim? Neyse ki şimdi sağ salim yanımdasın. Şimdi yiğitlerimi kurtarmanın vaktidir. Yüreğini ferah tut yeğenim. Diyojen seni tuzağa çekmek için alplarını alıkoyacaktır. Şimdilik canlarını tasa etmemize gerek yok. İnşallah, inan bey. İnşallah. Bir an evvel kaleye girmekten başka çarem yoktur. Diyojen, senin Evdokya'yı kaçırdığından nasıl bu kadar emin oluyor yeğenim? Bilmem. Ama bildiğim bir şey var ki, o da kurduğum tertibi Kekan'dan o soysuzunun Diyojen'e bir bir öttüğüdür. Ondan soracağım hesaplar biriker durur. Beyim, böyle tedbirsiz, tertipsiz nasıl gidersin? Beleğim, aplarını orada bırakacak değiliz elbet. Bırak Sinan Bey. Bu işin kaleye girmemden başka olur yok. Var. O çok istedikleri Evdokya elimde. Evdokya mı? Teslim edip alplarını kurtarırsa velallah.
Sen ne dersin Yinal Bey? Nasıl, nerede? Dukas'ın yanında. Dukas'la elimde. Tekfurke Kamenos şu an tedavi altında. Bir süre dinlenmesi gerekecek. Alparslan kaçtı. Ancak 3 tane savaşçısı elimizde. Ve Selçuklu Tekfur'a yapılan bu alçakça saldırının hesabını verecek. Bu saçmalık yeter. Dur, şurada çöz. Çöz artık şunu. Hepinizin Tekfur için endişelendiğini biliyorum. Ancak onun için şu an yapabileceğimiz tek şey bir an önce ayağa kalkması için dua etmek. Şimdi göstereceğim gününü diyor ya. Seni ellerimle lime lime doğrayacağım diyor. Doğramasam bile sadık askerlerim tek vurmaya mahkum aslanlayıcı muameleyi asla almaz. Göreceksin. Kalkana dek kaledeki düzen aynı şekilde devam edecek. Tekfur Kekavmenos'a yapılan bu hain saldırı bizleri de çok üzdü. Bu kalede artık hiçbir sorun çıksın istemiyorum. Hepimizin artık tek bir ortak düşmanı var. O da bu hain saldırıyı yapan Alparslan. Yüzbaşı! Sesini çıkartırsan seni öldürürüz. Sultanım, su kuyuları bu çevrededir. Çevreyi ele geçirirsek kafirin belini bükeriz. Ayrıca kale dehlizleri de şimal yönündedir. Kuşatma uzadıkça hem asker hem de erzak temini için bu dehlizleri mutlaka kullanacaklar. Kullandıkları vakit de bizim ile karşılaşacaklar Batur Bey. Ay bin yaşa Hasan Bey. İnşallah, inşallah. Bu topraklardaki reaya yönelik tebliğlerimiz ne alemdedir Hasan Bey? Sultanım, buyruğunuz üzere keşif tamamlanınca o meseleyle bizatihi ilgileneceğim. Sınır birlikleri gelir sultanım.
Roma topraklarındasınız. Kimsiniz? Nereden gelip nereye gidersiniz? Biz tüccarız. Geçiş iznimiz vardı. Almaya mı geldiniz, satmaya mı? Almaya. O halde arabalar boş. Değil. Almaya geldik demediniz mi? Önce boşaltacağız, sonra da alacağız. Burada boşaltın o zaman. Görelim yükünüz neymiş. Size iznimiz var dedik. Zorluk çıkarıp bizi yolumuzdan etmeyin. Dediğimi yapmazsanız sizi yolunuzdan değil, canınızdan ederim. Boşaltın arabaları. Neden ne alacağımızı değil de ne satacağımızı merak edersin? Ne satacağınızı gördüğümde ne alacağınızı anlarım. Merak etme. Alacağımız şey zaten arabalara sığmaz ama madem öyle dersin, buyurun kendiniz bakın. Bakalım ne alacağımızı gerçekten anlayabilecek misiniz? Sola bakalım. Ne almaya gelmişiz? Şimdi boşalan arabalara sizin cesetlerinizi yükleyip kaleye yollayayım da birinizle değil, ölünüzle haber verin ki Sultan Tuğrul Vaspurakan'ı almaya gelir. Bu meseleden bizi ne vakit haberdar edecektin Yinal Bey? Madem elindeydi, ben kıvranıp dururken ne diye söylemedin? Tertibin emniyeti için. Tukas iyileşene dek bu meseleden kimseye bahsetmeyecektim. İyileştiği vakit takası için istişare edecektik. Ama şimdi işler değişti. Dukası uçurumun kenarında yaralı halde buldun demek. Ne anlattıysak o yeğen. Hemim de bizim meselemiz Dukası beni nasıl buldun değil. Alplarını nasıl kurtaracağımız. O vakit bu meseleyi tekrar konuşuruz Yinal Bey. Şimdi ev dükkanı tutulduğu yere gidelim. Atlarımın kurtulması buna bağlı. Vakit dar. Bir an evvel atlarımın canını emniyet almak gerek. Diyojen'e haber gönderelim. Takası bugün gerçekleştireceğiz. Kutay. Alparslan Bey'e işittim. Tez Diyojen'e bir erle haber salın. Sen de Yinal Bey'in erleriyle tez obaya dönüşeceksin. Tamam beyim. Dikkatli ol. Tasar etme. Ne alplarımı o kalede koyarım. Ne de Akın Ayana'nın kanını yerde. Ferzat'a kendini gizlemesini söyle. Alpagut Akın Ayana'nın vaziyetini bilmez. Eğer sen de görürsen bahsetmeyeyim. Yinal Bey, hayda. Evdokya çoktan Konstantinopol yolunu yaralamıştır. Yardımlarını hiç unutmayacağım Ferzat. Karşılığını alacaksın.
Yalnız şimdi değil. Vakti gelip Roma tahtına oturduğunda da yaptıklarımı hatırlamanı isterim general. Ben artık beklemekten çok sıkıldım yüzbaşı. İvan da öyle. Evdokya'nın nerede olduğunu bilseydi söylerdi. Gırtlağını kesmek için neyi bekliyoruz ha? Babam da çok sıkıldı. Kan görmek istiyor. Öldürmek için çok doğru bir zaman. Senin de dediğin gibi yüzbaşı, elimizde üzerine rahatlıkla suçu atabileceğimiz, herkesin gözü önünde kaçıp giden bir alparslan var. Babam öldürmeden önce Kekalmenos'un canını yakın dedi. Gördüm. Her şey mahvoluyordu az daha. Çizgiyi aştın. Geri dönüşü yok artık. Öldürmezsen sen ölürsün. Peki. Bitiririm şu işi. Üzgün. Keşke böyle olmasaydı. Babam. Kekamonis geberirken izlemek istedi. Çok mutlu. Sayın Tekfur. Sessiz. Tekfur'un dinlenmesi gerektiğini söyledim asker. Ne istiyorsun? Konstantinopol'den önemli misafirleri var efendim. Kendileriyle görüşmek isterler. Kim? Hasan Bey, konuştuğumuz gibi Batur Bey ve Hacip Yusuf Bey ile birlikte Gart'taki gayrimüslimlerin arasına karışın. Sırtlarını Bizans'a çevirip bize dönmelerini kolay edecek her ne yol var ise öğrenelim. Emriniz olur sultanım. Lanet olsun. Bu hiç normal değil. Kaiser generalinin ölümünden şüphelenmiş olmalı.
Ne Kaiser, ne de gönderdikleri müfettiş umurumda değil. Bu aşağılık hain sadece bize değil, sana da ihanet etti, unutma. Kekavmenos bu odadan asla sağ çıkmayacak. Babam da ölsün diyor. Bakın, bunu tartışmanın zamanı değil. İçeride Tekfur'u bekliyorlar. Ve eğer onu sağ görmezlerse bu işten ne ben kendimi sıyırabilirim ne de siz. Daha zeki sanırdım seni yüzbaşı. Onu bıraktığımız an olan biten her şeyi Kaiser'in adamlarına söylemeyeceğini mi sanıyorsun? Söylemeyecek. Çünkü eğer söylerse Selçuklu ile yaptığı anlaşmayı Kaiser öğrenir. Ve bu da onun sonu olur. Öyle değil mi Sayın Tekfur? Yüren, eğer bana bir yanlış daha yaparsan, Kaiser o çok sevdiği generali senin kendi ellerinle Alparslan'a teslim ettiğini öğrenir. Ayrıca Dukas'ın veba yüzünden değil, senin yüzünden öldüğünü de öğrenir. Ha, şimdi gelelim size. Eğer ben ölürsem, Kaiser sizin isteklerinizi asla yerine getirmeyecek olan bir vali atar. Bunu da bilmiş olun, Ivan. Ben yapmadım. Alparslan yaptı. Yaralısınız. Askerlerin şüphelenmemesi lazım. Sayın Tekfur. Rabbime şükürler olsun ki iyisin Alparslan. Hayırdır kardeşim? Böyle telaşla nereye gidersiniz? Karargaha. İşittik ki tertibin bozulmuş. Dara düştün sandık. Sen iyisin de Akça Hatun iyi midir bilemiyorum. İparitlerle birlikte kaleye... Akça iyidir hamdolsun. Aldık ellerinden, tasa etme. Haberin var demek, şükür. İmdi vakitler kardeşim. Atlarımız oradadır. Yolda konuşuruz. Haydi. General Dukas, Kaiser'in çok güvendiği bir subaydı Sayın Tekfur. Zamansız kaybı Kaiser'i derinden üzdü. Bizleri de Sayın Markandus. Bizleri de. Kaiser, generalin ölümüyle bölgede askeri açıdan zafiyet olabileceğinden endişe etmekte. Takdir edersiniz ki Ani ve Vaspurakan Selçuklu'yla aramızda tampon bölge olması bakımından Kaiser için hayati bir öneme sahip. Elbette. Efendim, General Dukas şüphesiz eşsiz bir subaydı. Ancak muhafız birlikleri komutanı olarak Yüce Kaiser'in endişesini anlıyorum. Ama kendileri rahat olsunlar. Çünkü gözümüz her zaman Selçuklu'nun üzerinde. Öyle değil mi Sayın Tekfur? Elbette, elbette. Yüzbaşı Diyojen'in aramızda olması büyük bir şans. General Dukas'ımızı asla aratmıyor. Peki ya Normanlar? Kalede ne işleri var? Konumu itibariyle Ani ve Vaspurakan Selçuklu için çok önemli.
O yüzden bazı çatışmalarda Roma askerlerini feda etmek yerine o boş kafalı vahşileri feda etmeyi tercih ediyorum. Çünkü Yüce Kaiser'in Roma'nın her ferdini kendi evladı gibi sevdiğine eminim. Akıllıca yüzbaşı. Efendim, şimdi siz uzak yoldan geldiniz, yorgunsunuzdur. Dilerseniz bu konuşmayı bu akşam sizin onurunuza vereceğim ziyafette. Bosporakan'a dinlenmek için gelmedik Sayın Tekfur. Tabii. Civarı biraz dolaşmak istiyorum. Size eşlik etmek benim için şereftir efendim. Yalnız yüzbaşı. Sadece arkadaşlarım ve ben. Emredersiniz efendim. Güvenliğiniz için size eşlik edecek bir birlik hazırlayın. Gidelim. Buna dair bir sağa solu didik didik araştır bakalım. Bir an önce obaya git. Maria'nın güvende olup olmadığını kontrol et. Alfaslan o liparitlerin yaptığı saldırıya mutlaka karşılık verecektir. Maria'ya söyle. Gözünü de kulağını da dört açsın. Emredersiniz. Hadi. Dukas buradadır. Hoş geldin Alparslan Bey. Gördüğün gibi hayattayım. Sayende mucizelere inanır oldum. Nerededir? Benim için geldiğini sanıyordum. Evdokya nerede? Diyojen'in ve Ivan'ın Evdokya'dan ne istediği belli. Sen neyin peşindesin Alparslan Bey? Sana Evdokya nerede derim Dukas? Sevgili eşim Evdokya çoktan Konstantinopol'e varmıştır. Siz artık Alparslan'ın korkusuz alpları değil. Fare kapanındaki peynirsiniz. Onu sizin yardımınızla öldürecek olmam sizi çok üzüyor olmalı. Dikkat et de o kapana sen kısılma Diyojen. Alparslan'dan efendim. Nihayet. Sizi unuttuğunu düşünmeye başlamıştım. Tahmin ettiğim gibi Evdokya'yı kaçıran Alparslan'mış. Sevinmeli miyim, üzülmeli miyim bilemedim. Burada sonsuza dek kapandaki peynir olarak kalmanızı çok isterdim. Ancak hiçbiriniz Evdokya kadar değerli değil. Bu da demek oluyor ki bugün çok şanslısınız. Hemen karalar bağlama Alparslan Bey.
Diyojen Evdokya'nın elimizde olmadığını bilmez. Yine de Diyojen'i takasa çağırabiliriz. Diyojen zeki bir asker. Ahvali bilmese de bir gecikme olduğunda durumdan şüphelenecektir. Bu sebeple Diyojen'in kuşku duymayacağı bir tertip kurmak gerek. Tanrı'nın cezası. Nasıl Evdokya'yı kaçırırsın, nasıl? Evdokya'yı Alparslan'ın kaçırdığından haberiniz yok, öyle mi? Buna inanmamı mı bekliyorsunuz? Sana çok defa yalan söyledim Diyojen. Ama bu defa değil. Bu defa değil. O baş belası Arkadyus'un gözü üzerimde. Bunca olan bitenden sonra Alparslan'ın Evdokya'yı kaçırdığını asla öğrenmemeli. Kaygınız yersiz. Bunu düşünmediğimi zannettiniz? Alparslan'a haber gönderdim. Yarın şafak sökerken ve Arkadyus mışıl mışıl uyurken takas gerçekleşecek. Güzel. Ana şükür kendine geldin. Çok korkuttun bizi. Çok şükür. Aklın altlarındadır bilirim. Öyledir baba. Ama yarın şafak sökmeden gidip alacağım onları. Diyojen yarın Evdokya'yı teslim almaz ise maazallah atların canına bir hal getirmesin. Kalede tedbirleri her zamankinden daha fazla artırmışlardır şimdi. İçeri girip onları oradan çıkartmak mümkün görülmez. Doğru dersin. Ama ben kaleye girmeyeceğim. Atlarım dışarı çıkacak. Nasıl? Ana, açtın gözünü demek. Aman diyeyim, kalkmaya çalışıp da kendini hırpalama. Tamam kızım, tamam. Akına yana herkese ettiği tembihleri bakalım kendi tutacak mıyım diye. Beyim. Akın hayatına tembihe lüzum yok. O ne yapması gerektiğini herkesten iyi bilir. Akın hayatın yaraların için lazımdır. Otağında evvelden kardığın mumiyat ortusu ve karamukotu bulunur mu? Vardır Biruni Hazretleri. Ben hemen alıp geleyim. Ama onu asıl iyi edecek merhem ormanda bekler. Az evvel onu diyecektim beyim. Alpagut senin onu alıp obaya getirmeni bekler. Alpagut mu? Ah, buraya mı geldi? Ana sen dur, dur. Ben gideyim de ormandaki merhemini alıp geleyim madem. Ne yapacaksın Oğut'u? Ağrım var, onun için kullanacağım. Gebeyken kullanamazsın. Bebeğine zarar verir. Tüh, olmaz. Azıcık kullanırım. Karaca Hatun. Bebeğin için tehlikelidir derim. Hiç mi korkmazsın? Her şeyin en iyisini sen bilirsin zaten.
Bu masum hallerinle Alparslan Bey'imin kanına girdin. Ona daha yakın olabilmek için kandırdım. Ettiğin işleri söylemeyip herkesi kandıran sensin Karaca. Geldin söyleme diye yalvardın. Yalnızca o içinde taşıdığın masum canın hatırına sustum. Kimseye bir şey demedim. Ama görürüm ki benim sakındığım o Sabi senin umurunda bile değil. Bu ettiğin yalanlarla gece nasıl uyursun bilmem. Ben uyurum da sen eğer birine bir şey diyecek olursan sakın uyuma Hatun. Gözünü kapadığın an nefesini keserim. Bir daha asla uyanamazsın. Ya bir göre neden olursa? Acaba benim otağı mı geçeydim? Bir şey olmaz Akın Hayat. Kaygı gütmeyesin. İşte dertlerimizin devasını getirdim. Gel Alpogut, gel. Devleti ve milleti uğruna canını avucunda gezdiren yiğit. Başı çok kalabalık olmaz. Biz çıkalım da onlar da ana oğul biraz hasret gidersinler. Hristiyan köyü kendi isteğiyle Selçuk himayesine nasıl girebilir, açıklayabilir misiniz? Ve insanların Selçuklu için düşman gibi değil, dost gibi bahsetmesine? Ya ben uyarmıştım ama dinlemedi. Bütün suç General Dukas'ın. General Dukas öldü Sayın Tekfur. O köyü çok yakında geri alacağız efendim. Şüpheniz olmasın. Efendim, önemli bir istihbarat aldık. Dışarıda asker. Sultan Tuğrul ve beraberindeki birkaç kişinin tüccar kılığında topraklarımızda dolaştığı haberini aldık efendim. Ayrıca sınır bölgemizde dikkat çeken bir durum var. Edindiğimiz istihbarata göre Selçuklular Horasan'daki madenlerden yoğun şekilde demir çıkarıyor. Demir demek. Bu durumda her zamankinden daha fazla silah yapacaklar. Ve muhtemelen bu hazırlıklar vas bırakan için. Peki siz yüzbaşı?
muhafız birlikleri komutanı olarak muhtemel Selçuklu saldırısına karşı ne yapmayı düşünüyorsunuz? Aklımın erdiği ilk günden beri bana ne dediysen hepsini şuraya ve de şuraya nakşettim. Ne bir harfini ne de bir kelimesini unuttum. Hep dua ettim ona. Ey benim göklü Allah'ım. Bana bu mayayı çalan anamın gözünü aydın et. Beni ona layık et diye. Oğul. Allah'ım seni iki cihanda da aziz etsin. Seni de senden olacak olanları da doğru yoldan ayırmasın. Sen benim gözümün aydınlığısın, kuzum. Biruni Hazretlerine akına yanan hiçbir şey kalmamıştır. İmdi iyidir dedim ama sen yine de götür şu Meryem'i sürüver dedi. Gayrı benim gitmem gerek ana. Saatine dikkat et. Gidersin ha? Tamam. Selametle kal. Hızır elinden tutsun, yoldaşın olsun. Allah'ım seni saklasın, korusun. Amin. Anam sana emanet. Merak etme. Kaiser'in desteğini bizden esirgemeyeceğine eminim. Evet. Yaşasın Kutsal Roma. Yaşasın Yüce Kaiser. Yalnız Roma'nın toparlanması ve daha güçlü destek vermesi için Selçuklu'yu bir müddet oyalamamız gerekebilir. Aslında Selçuklu'yu oyalayacak bir yol var. Söyleyin o halde. Sultan Tuğrul'a suikast. Tahta hangi meleğin geçeceği? Tartışmalar, iç karışıklıklar. Ve bu süreç bize istediğimiz zamanı kazandıracaktır efendim. Hiç bak ikiniz de doğru dürüst anlatmadınız ha. O keferenin arasında Alpagut'la nasıl buldunuz birbirinizi? Akça? Ne dedin ana? Duyamadım.
Neyin vardır senin? Demin merhem almaya giderken hiçbir şeyin yoktu. Döndün geldin, rengin bembeyaz. Sen hele bir ayaklan ana. Ondan sonra konuşuruz. Şimdi acelesi yok. Sonra. Sanki sonrası var mı biliyor muyuz? Al işte bak. Hadi anlat sen bana. Hadi anlat anlat. Nedir derdin? Ana nasıl diyeyim bilemedim. Karaca Hatun. Ne olmuş Karaca Hatun'a? Desene kızım. Nicedir gebedir diye sustum. Ama karacağı duracağı benzemez ana. Emir Bozan'la takasa gidildiği gün. Bozan'a bütün tertibi anlatan oymuş meğer. Ne dersin sen Akça? Öldürmek. Hı? Kulağa hoş geliyor. En az bizim kadar çılgın olduğunu itiraf etmeliyim yüzbaşı. Elinde rey sarayına sızacak kadar yetenekli suikastçilerim varsa neden olmasın? Reyde değil, mezarlıkta öldüreceğiz. Nasıl? Sultan Tuğrul her cuma annesinin mezarına gidiyor. Suikast onun en savunmasız olduğu anda gerçekleştirilecek. Mezarlık demek. Babam bu planı beğendi. Yemin ederim ben ağabeyimin canını kurtarmak için gittim. Yolundan dön, vazgeç demek için. Ben bu kadar ileri gideceğini, böyle edeceğini nereden bileyim? Sus! Gayrı tek kelime etmeye dahi hakkın yok. Ya sen? Demek sen de bilir susar idin, öyle mi? Süleyman hakikatten yeni haberi oldu. Ben mani oldum demesine. Bebeğim İnşallah. O yavru sağ selamet doğar da. Sen de ana olursun Karaca. Gözümden bile sakındın. Üstüne toz kondurmadan büyüttün. Delli duvaklı uğurladığım yavrum yanıma kefen ile döndüğünde... Koynumda avuttuğum başını toprağın koynuna emanet ettiğimde çektiğim ıstırabı. Nefes alıp verdikçe dinmeyecek olan sancımı. Ana olunca anlarsın belki. Abini koruyayım derken şeriflerimin kanına girdi.
karnındaki çocuğun babasını, kendi erini bile ateşe attın. Şimdi herkesi attığın o ateşin içinde sen yanacaksın. Selcan Ana. Kafi! Karnındaki bebek hatrını hayatına bağışlarım. Ama bundan gayrı obada barınma mümkün değildir. Yarın sabah Veneç Kalesi'ne gidecek, bebek doğana kadar orada kalacaksın. Torunum doğunca onu bize verecek, canının bağışlanması karşılığı Merv'i terk edeceksin. Yalvarırım. Yalvarırım beyim. Yalvarırım, bağışlayın beni. Bu ceza ölümden beterdir. Yalvarırım, göndermeyin beni. Yalvarırım beyim, ben çok pişmanım. Hain! Senin de abinden bir farkın yok. Yıkıl karşımdan! Yıkıl! Yarın mutat olduğu üzere evvela anamın kabrini ziyaret edeceğim. Cuma namazına müteakip çarşıda mezalim divanı kurulacak hacı. İcab eden hazırlığı yap. Hasan Bey'e şehirde tertip edilen suikast malumunuzdur sultanım. Ne demeye getirirsin hacı? Emniyetiniz için kaygılanırım sultanım. Cuma namazından sonra çarşı daha da kalabalık olacaktır. Bu haftaya mahsus olmak üzere mezalim divanını sarayda yapmalı. Kalabalığa mahal vermeden maruzat sahiplerini huzura tek tek alalım derim. Hace Dağistani'nin hakkı var sultanım. Bir müddet daha tedbirli olmak icap eder. Siz karşıma geçmiş, bana kendi tebaamdan saklanmamı mı öğütlersiniz? Biri vekili mutlakım, biri hatunum. Ahaliyle arama set çektiğim ne vakit görülmüştüm. Gereğince tedbir alacağın yerde beni saraya mı kapatmaya çalışırsın? Yıkıl karşımdan! Altuncan Hatun, madem bunca korkarsın, yarın ne kabre ne de mezalim divanına gelmeyeceksin. Alparslan, destur var mıdır? İmni değil Süleyman. Aa,
Alparslan. Sen de babam gibi mi düşünürsün? Bu sırrı sakladığım için bağışlamaz mısın beni? Şimdi bu meseleyi konuşmayalım Süleyman. Ağzımdan söylenmeyecek bir söz çıksın istemem. Daha ilk öğrendiğim vakit söyleyecektim size. Hani yanına gelip de konuşacaklarım var dedim, hatırlamaz mısın? Söylemek istedim ama... Karaca benim hatunum Alparslan. Karnında benim balamı taşır. Ben nasıl... Karnında balanı taşıyan hatun! Ablan Şehver'in sebebi oldu Süleyman! Az daha onun hainliği yüzünden sen de babam da ölecektiniz. Sen evladını, anasını düşünürsün. Peki ya öksüz yetim kalan Mesut? Ya evladının acısıyla ciğeri kararan ananla baban? Hatunun olacak oğlanı korumanın hiçbir özrü bahanesi yoktur Süleyman. Kızım, üzülme artık. Olması gereken oldu. Karaca gözlerime öyle bir baktı ki, hali perişandı. İnşallah karnındaki Sabiye bize zeval gelmez. Allah büyük. Ama sen de keşke onca vakit o sırrı tutacağına diyivereydin be kızım. Diyemedim işte ana. Dil gönlün perdesidir kızım. Gayrı eğer taşıdığın başka yükler var ise bırak. Yükü indir. Yükün gitsin sırtından. Hiçbir beni anlamaz. Ama bilirim sen anlarsın. Küçükken de derdim evvela gelip sana anlatırdım. Sakince beni dinler. Başımı okşar. Nasihat ederdi. Her zamankinden çok ihtiyacım var sana abla. Beni dinlemene ihtiyacım var. Bana yol göstermene ihtiyacım var. Beni affetmene ihtiyacım var abla. (Gülüyor)
bunca vakit yüreğime taş basıp sustuğum için balama bir hal verecek diye korktuğum için Karaca'nın cezasını kendi elimle kesmediğim için senin canına sebep olduğu an canını almadığım için affet beni Hamza. Affet beni. Affet beni. Yanına daha fazla asker alsan iyi olur. Alparslan'ın ne yapacağı belli olmaz. Alparslan'ın takas şartı eşit sayıda asker. Onun penceresinden bakacak olursak her şekilde kazançlı olan Alparslan olacak. Neticede 3 alpa karşılık bir tek evdok ya. Selçuklu himayesine giren şu köy yüzünden Arkadyus çok öfkeli. Üzerimize çevirdiği okları fırlatmak için bahane arıyor. Umarım ortaya attığım plan başarılı olur ve Tuğrul ölür. Merak etmeyin Sayın Tekfur. Bugün Tuğrul'un son günü olacak. Güzel. Tuğrul'un nefesinin kesilmesi o Arkadyus'un vas bırakandan sevinçle ayrılması için yeterli. Ve tabii Selçuklu'yu vas bırakandan uzak tutmak için. Siz Selçuklu'dan uzak durduğunuz sürece Selçuklu da vas bırakandan uzak duracaktır. Sultan, ellerimle topladım. Cümle Türk'ün kudretli sultanını, bin bir emek ve zahmetle büyütüp yetiştiren anamız için. Madem ki gelmeme müsaade yoktur, o halde benim yerime siz koyuverin. Her zaman koyduğum yere. Haydi, geç kalmayalım.
Selametle Sultan. Gerekli tüm tedbirleri aldım. Kaygı gütmeyiniz. İlaveten sultanımız her ne kadar gelme dediyse de ben onun gölgesi olacağım. İyi edersin Hacı. Süleyman, beni görmeye hiç gelmeyecek misin? Bu benim senin, senin de benim son görüşümdür Karaca. Süleyman gel beraber gidelim. Gel balamızı analı babalı beraber büyütelim. Hem beni bahane edip sana bu obada hor davranacaklar. Abbas sana iyice hüküm sürecek bu obada. Senin esamen bile okumayacak. Yeter artık Karaca. Şu halde bile hala fitne peşindesin. Var git yoluna. Senin yüzünden Akça Hatun! Senin yüzünden! Benim bu gün yüzü göremediğim obada sen de gün yüzü göremeyeceksin! İblisin ta kendisi sensin! Sensin sen! Gayrı zor tutarım zaten kendimi. Karnında balam olmasa ölümün benim elimden olmuştu. Süleyman. Git artık Karaca. Süleyman. Git artık Karaca. Süleyman. Git artık Karaca. Süleyman. Git artık. Bundan gayrı ne adımı an, ne yüzüme görün Karaca. Akça Hatun. Burada bitmedi. Belli ki Alparslan Bey'imizi beklerler. Dikkatli olun. Evdokya nerede? Sabret. Evvela atların ısrar aldıklarını göreceğim. O halde aynı anda. Olur.
Sen öldün. Ne oldu? Generalini gördüğüne sevinmedin mi yüzbaşı? Yüzbaşıyı tutuklayın. Yüzbaşıyı tutuklayın! Derhal! Bundan sonrasını kendi aranızda halledersiniz yüzbaşı. Henüz hiçbir şey bitmedi Alparslan. Senin için her şey bitti. Diyoşen. Götürün. Yaptığınız iyiliğin karşılığını aldınız. Ödeştik. Seninle daha ödeşmedik. Ermenilere ve ibadet eden Türkmenlere ettiklerini unutmadım. Ne vakit canın alır mı? O vakit ödeşiriz. Öyle olsun. Alparslan Bey. Deniyoruz. Bizi kurtaracağından emindik bey. Akılları sıra bizi yemedip seni avlayacaklardı beyim. Bir zarar verdiler mi size? İyi misiniz? İyiyiz beyim, çok şükür. Çok şükür beyim, iyiyiz. Maşallah. Maşallah. Beyim. Bu nedir böyle? Hele bir bakın. Ne var? Beyim, senin ateşin de vardır. Beyim, Allah esirgesin, hasta mısın yoksa? Ya iyiyim, beyim, bir şey yok. Hayda, yollara varalım, hayda. Yaptıklarının hesabını vereceksin Alparslan. Komutan olarak çıktığın kaleye adi bir mahkum olarak dönmek. Bu nasıl bir duygu Diyojen? Kendinle gurur duymamalısın. Çünkü beni sen değil, Alparslan yakaladı. Ve bunun hesabını verecek.
Er ya da geç. Hesap soracak kadar uzun yaşayacağını sanmam. İntikam planları yapacağına... şu yırtık örtünün arkasından son kez dünyaya bak. Son anlarının tadını çıkar Diyojen. Evet, kaleye gidiyoruz. Çabuk! Bana da kızgınsın bilirim. Karaca ile alakalı bildiklerimi sakladığım için gözünden düştüm. Gözden düşenin parçası bulunurmuş da... gönülden düşenin tozu bile bulunmazmış. Ben senin gözünden değil, gönlünden düşmekten korkarım. Ne gözümden... ne de gönlümden düşürsün akşam. Gözümle, gönlümle sözüne ram. Saçının tek teline kurbanlar. Süleyman sustuğu için onu ezip geçemedim bilirim. Ama böyle bir hakikati bana söylememen. Gayrı biz biriz Akça. Benim bilip sana demediğim, senin bilip bana demediğin sır giz olmamalı. Olur ise... bu birliğe gölge düşer. İçimizi kuşku kurtları kemirir durur. Her ne hal olur ise olsun... söylememiz lazım gelen bir sırrı saklamamalı. Aramıza gizden perde çekmemeliyiz. Haklısın. Yerden göğe kadar haklısın. Aramızda hiçbir gizin kalmaması için çok uzun zamandır herkesten sakladığım bir sırrı sana söylemem gerek Alparslan. Yüreğimi dağlayan, içimi acıtan bir sır. Susarsın, nedir bu sırakça? Ben bu sırrı öğrendiğimde... bunu hiç kimseye söylememek için yemin ettiğimde 10 yaşındaydım. Benim için de hiç kolay olmadı.
taşıyamaz hale geldiğim günler oldu. Avazım çıktığı kadar bağırmak, haykırmak istedim. Bedeli neyse öderim dedim ama... Al Bakut. Sağ olsun bunun yükünü taşıyabilmem için elinden ne geliyorsa yaptı. Al Bakut mu? Bu sırrı bana veren de o. Çocuk yaşından beri taşıdığın... Gözünden böyle yaşlı rakatın sırrı nedir akşam söylendi. Ben... Atabey'in Hasan'ın öldü bildiği kızı Aybiki'yim. Hasan Bey benim öz babamdır. Nasıl? Doğru duydun. Benim babam ölmedi.